Fenerbahçe'yle devam ediyoruz. Gürcan Bilgiç'e sorularımızı yöneltelim. Fenerbahçe'nin bu seneki transfer hamlelerini, transfer harekatını nasıl değerlendiriyorsun Gürcan abi? Çok çok iyi. Ya ben sezon başı sohbet ediyorduk. Takımı koruyacağız. 4 en fazla 5 tane ilk 11'e transfer yapacağız diyorlar. Plan buydu yani. Şimdi herhalde ona yaklaştı değil mi? Yaklaştı tabii. Transfer, yapılan transfer sayısı. Neredeyse tüm oyuncular ilk 11'e transfer edildi. Yani işte genç oyuncu alalım, geliştirelim, sonra satalım. Esasında bu yılın, yani bu 50 milyon euroluk satış, Ali Bey döneminde, Ali Koç dönemindeki o 5 yıllık birikimin sonundadır, sonucudur. O yatırımları yaptılar, oyuncuları aldılar. Şimdi de satıyorlar. O gelir elde ediyorlar ama başkan gözünü kararttı. Bir bütçe oluşturdular. Satışlardan gelen paralar var. Keşke Arda Güler de kalsaydı. O zaman başka bir takım olurdu. Ama iyi oyuncular aldılar. Hiç tartışmayacağımız, performansı belli. Takıma katkıda bulunabilecek, direkt katkıda bulunabilecek iyi oyuncular aldılar. Mesela şey diyorduk, yerli rotasyonda problemi olmayacak tek kulüp Fenerbahçe diyorduk. Şimdi baktığımız zaman işte İrfan Can'ı oynatırsan işte Szymanski'yi mi keseceksin? Ne bileyim Kent'i oynatırsan Emre Mor'a yazık olmayacak mı? Gibi. Pardon, Emre Mor'a oynatırsan Szymanski, yani yerli yabancı arasında da o rekabeti ya da o seçme zorluğu ortaya geldi. Şey, muhtemelen rakibe göre o rotasyonu da planlayacaklardır. Ama esasında çarşamba günü çok önemli bir sınav var. Sınav kimin? Takımın değil. Fenerbahçe tarafta. Çarşamba günkü maçta eğer Altay geçecekse kaleye, Fenerbahçe taraftarı kalecisinin, geçen seneki kaptanın, belki de hala kaptan, sonuna kadar arkasında duracak. Büyük bir sınava girecekler. Yani bu oyuncuyu bir sezondur öyle bir linçlediler ki oyuncu kendine kulübü aramak durumunda kaldı şu anki ortama baktığın zaman. Yöneticiyle konuşuyorsun, başkasıyla konuşuyorsun. İşte Livakovic transferine yönelmeleri bu yüzden. Yani bizi alta yöneteceğiz. Adam 4 maç, 5 maç iyi oynayacak. Bir hatalı gol, bir şey yiyecek. Bu taraftar gene aleyhine dönecek. Çocuğun bu sefer ritmi kaybolacak. Hep o endişe var. Eğer bu endişenin yok olmasını istiyorlarsa sadece Altay'a değil, sahaya o formayla çıkan her futbolcuya sahip çıkmaları lazım. Sevgi göstermeleri lazım. Destek olmaları lazım. Çünkü tartışabiliriz bu. İyidir, kötüdür. Beğenirsin, beğenmezsin. Hepimizin görüşü vardır. Ben derim ki bu adamı itmana bile çıkarmam. Mahmut abi der ki adam Manchester United'da oynayacak kalitede. Yani futbol bu yüzden güzel. Görecedir çünkü. Herkesin fikri olur. Değerlendirmeler. Ama taraftarlık böyle değildir. Taraftar yenilsen de yensen de diyorsa o tribüne çıkıp bunu icraatıyla da gösterecek. Ve Fenerbahçe taraftarı işte o şampiyonsuz geçen yıllardaki öfkesi, sabırsızlığı, kabuk bağlayan yaraları nedeniyle bu tip durumlara çok açık. Geçtiğimiz sezonlarda da o tuzağa düştüler. Şimdi de düşüyorlar. Altay ile ilgili atılan tweetlerin, yani insanları böyle düşündüren tweetlerin en az yarısının troll tweet olduğunu, insanları o yana, o dereye çekmek adına yapıldığını düşünüyorum. Oyuna gelmesinler. Burada Mustafa oturuyordu bizim. Aykut, Göksu. Hı hı. Kulaklar içindesin. Programda şeyi tartışmaya başladık. Mahmut abi. Erol Bulut'u. Ligin bitmesine var 20 maç. Fenerbahçe ikinci. Liderler arasında 2 puan var. Görevine son verilecek mi verilmeyecek mi diye Erol Bulut'u tartışıyoruz. Dedim Mustafa. Bunu niye tartışıyoruz? Yani ortadan bir başarısızlık yok. Süren bir lig var. Genelde yaptığımız takımda şey yok. Program yok.
Abi dedi herkes bunu konuşuyor. Ya işte sen de oyuna geliyorsun o zaman. Yani daha doğrusu biz de oyuna geliyoruz o zaman burada. Sosyal medya onu konuşuyor diye. Sosyal medya bir algı tuzağı. Mesela Cesus hatırla abi bir basın toplantısından sonra sert bir konuşma yaptı tabii taraftara. Ya adam haklı bir tane kalecisi var. Ona yapılmış o hareketi kendime sayarım. Kendime sayarım. Aynen. Yani ben Ali Bey bir örnek verdi. Ben unutmuştum. Penaltı oldu. Tribünden Arda diye çağırdı. Serdar Dursun attı penaltıyı ki doğru soydu. Penaltıcı o. Skor 1-0 daha. Islıkladılar Serdar Dursun'u. Niye penaltı attın diye. Yani taraftan ruh halini. Geçen sene Konya maçı yanlış hatırlamıyorsam 4-0 galip Fenerbahçe takımı. İrfan Can Kahveci'yi arayı marayı ıslıklıyorlar. Yani Sevilla'yı eleyemediler ya. Taraftarın o gereksiz agresif tepkisi yüzünden. Tam böyle oyunu kurmuşlar. Rakibi çökertmişler. Mental olarak bitirmiş. Gol geliyor, geldim geliyorum diyor. Sahaya ellerine ne geçerse attılar. Yani rakipten. O nedenle çarşamba günü maça kim gidecekse bu oyuna gelmesin. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum buradan. Bu oyuna gelmeyin. Daha önce geldiniz, gene gelmeyin. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Sahaya çıkan kaleci Altay olur, İrfan Can olur. O takımın kalecisidir. Bunlar genç çocuklar. Bunların önce sizin sevginize, sizin desteğinize ihtiyacı var. Ha, gider Fenerbahçe başka bir kaleci alır. Onunla devam edecek diyorlar. O zaman ne dersen de. Ama bugün yola bu oyuncularla devam edeceksen, onlar varsa takımda oynayan, o formayı giren, o terakıtan, tribünde olsun, sosyal medyada olsun, eleştirmek elbette olacaktır ama bu kadar linçlemek, bu kadar hakaret etmek, bu kadar küçümsemek kimseye yakışmıyor yani. Yani Gürcan abinin de mesajı net. Buradan Fenerbahçe taraftarına sesleniyor. Diyor ki Fenerbahçe taraftarlar lütfen oyuncunuza sahip çıkın. Dönem birlik dönemi diyor değil mi abi? Aynen. Söylemek aynen. İstediğin şey oydu tam olarak. Yapılan transferleri de son derece abi, yerinde. Şey mesela Ali Bey, Ali Koç Arda Güler'in gidişini açıklarken çok buruktu. Hatta seninle de konuştuk burada program yaptık. Adam kendi gitmek istedi. Hayır. Zeko'yu alıyor, Tadic'i alıyor, işte Simanski'yi alıyor. Mahmut abi söyledi stoper. Yani iyi bir takım kurarken Arda'nın da orada olmasını istedi. O gücünü korumak istedi. Yani onunla birlikte yürümek istedi. Yoksa çocuk Real Madrid'e gidiyor. Kim gitme der ki? O formülü de sağlamış. İyi ki de gitti. Barcelona'ya. İyi ki de gitti. Barcelona'ya git. Bir sene de bizde kiralık oyunu o formülü de sağlamış. Ortamı da yaratmış. Kazan kazan formülünü. O nedenle o kadar iyi, buruktu. İyi ki de gitti. Bu kavuştan kurtuldu. Aman. Şimdi, o başka bak, bir görüş tabii. Alt yazıya yazdı bizim şey Koray. Diyor ki ben şimdi bunu anlayamadım. Altay'ı protesto oyununa gelmeyin. Yani bir tribün protesto ediyor. Diğeri sahip mi çıkıyor? Onu anlamadım. Yoksa bir yerde herkes organize oluyor belli bir grup Altay için mi geliyor? Abi zaten şu an bu bir oyun yani farklı yerden mi protesto ediyor? Yok abi, bu onu anlamadım. Bak ben onu anlamadım. Sen gençken tribüncüydün değil mi? Giderdim tabii abi. Sen abi Mahmut abi. Ben devamlı da hala giderim. Fenerbahçe'ye giderim. Üç kişi bağırsın arkasından sen de bağırsın. Gaza geliyorsun. Tamam mı? Bak tribünde mantık yoktur. Tamam mı? Yani bu genç bir kaleci Altay. Kötü goller yedi mi? Yedi. Yedi kötü goller. Ama acayip kurtarışlar yaptı mı? Yaptı. Göreceğim bir şey sorabilir miyim? Dünyanın en büyük takımı kim? City. Real Madrid. Ne City'si? Ha. Real Madrid. Kulübü. Çok yaşar. Real Madrid dünyanın en büyük. Bu en büyük dünyanın en büyük takımında ilk nereden sonra sakatlandıktan sonra kaleyi 17 yaşında Casillas aldı mı? Ne goller yedi? Dünyanın en büyük takımından mı bahsediyoruz? Kalecilik çok farklı bir meziyet. Farklı pozisyon hatalarınız oluyor. Noyer'de yaşıyorsun. Tuttuğu topu veriyor. Ayağına pas veriyor rakibe.
Şimdi Fenerbahçe bu sezon, geçen sezon yapamadığı veyahut da uzun dönemde yapamadığı müdafasını çok iyi sağlamı aldı. Burada çok fazla pozisyon vereceğini düşünmüyorum. En son Nefçi maçını izledin mi sen Fenerbahçe? 6'ın 2 tane mükemmel kurtarışı var mı? Kimden kaynaklandı bunlar? O geçen sezonki müdafadan kaynaklanmadı. Hiç karşı karşıya kalmadı bir kere. Onlardan kaynaklanmadı. Onların yaptığı hatalarla yedirilen gol. %100. Ayağının altında. Bunları kaleciler ne yapacak? Onun için Fenerbahçe'nin kalecisini tartışmak biraz çok abes iştikal olacak. Şu olsa ben de katılırım. Yani 6'ın 7 gollerin büyük bölümü senin dediğin gibi abi kalecinin gittiği yolla ilgili. Yani ne kadar tecrübe o kadar doğru karar kaleci için. Ama yetenekliyse. Altay yetenekli bir kaleci. Yetenekli tabii. Yeteneksiz olsa tamam mı? Derim ki gitsin yani ne işi var. Yani bir gelişim. Altay'ın eksiği oynayacak, hataları yapacak, ders alacak ya bir daha yapmayacak. İngiliz basında da çıktı ama bu çocuk. Herhalde gidiyor galiba Gürcan abi Altay'a. Abi bu ortam devam ederse gitmesi lazım. Niye sevgili Gürcan, ya? Şampiyon takımın kalecisi tartışıldı buralarda ya. Artık gitsin, bıraksın. Muslera'dan söz ediyor. Kalecilerin refleksleri zayıfladı. Aynen. Bak baba. Levent büyük abi Karagümrük maçı çıldırdı burada. Gözlerden ateşler çıkıyor. Tabii büyük takım kalecileri her zaman için bir sezonda 5 tane net maçı verirler. Onlara yazar. Bu sadece bize mahsus değil. Bizim kalecilerimize de mahsus. Altay'ın kaleci fundamentali iyi. Bunu çocuğu yerin dibine sokmayalım. Kolay kolay yetişmiyor bunlar. Buralara gelmek kolay değil. Boy, refleks, reaksiyon, oyun görüşü. Biraz tamam ayaklarından sıkıntılar yaşadı. Kendine çok güvenmeden. Onu da kaleci antrenörlerine madem olmuyorsa kullan abi uzun kullan. İlla ki kısa oynayacak değilsin. Yani transferlerde Fenerbahçe bu sezon en iyi yaptığı bırak Zeko'yu mekoyu bir daha. En iyi yaptığı yer stoper attı.